Merhabalar, Beyza Le Craft kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu Almila bebeği yapacağız. Almila bebeğin birinci partını yapacağız arkadaşlar. Birinci partında ayaklarını ve kollarını yapacağız. Daha sonra ilerleyen partlarda bütün vücudunu, kafasını, şapkasını, pantolonunu, tişörtünü, ayakkabısını hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Şöyle kıyafetleri giydirilip çıkarılacak şekilde arkadaşlar, tişörtü, pantolonu, şapkası ve önündeki ayıcı. Videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Altta da Instagram hesabım var, Beyza Le Craft. Oradan beni takip ederseniz bundan mutluluk duyarım. Bebeğimizin boyu 30 cm arkadaşlar. Kullandığım tığ numarası 1.75 ve iplerde Peria Baby Soft kullandım. Bazı yerlerde de Gazal Baby Cotton kullandım. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Kalınlıkları aşağı yukarı aynı sayılır. O yüzden hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Evet. Saçını da etamin ipinden yaptım arkadaşlar. Şöyle istediğiniz markadan olabilir. Etamin ipin markası önemli değil. Ayrıca illa etamin ipi de olması gerekmiyor. İstediğiniz herhangi bir ipi saçlarında kullanabilirsiniz. Gözleri 12 mm göz kullandım. Ve de düğme. Gereken malzemeler bunlar. Evet, vakit geçirmeden hemen bebeğimizi örmeye başlıyoruz. Örmeye ayağından başlıyoruz. Öncesinde şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ben daha önce her zaman olduğu gibi bir tane ayağını ve kolunu ördüm, hazırladım. İkincisini sizlerle beraber öreceğiz. Evet, ayağımızı sihirli halkayla değil, zincirle başlayacağız arkadaşlar. Bunun için 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çektim. İkinci zincirden itibaren sırasıyla 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptım. Daha sonrasında aynı zincirin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Pardon, 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Şöyle zincirimizi sıkılayalım, orada bir açıklık kalmasın. Daha sonra sırasıyla 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, şöyle. Evet, 2. Sonuncuya da 2 tane yapıyorum aynı yere. 1, 2. Evet, birinci sırayı bu şekilde tamamladık. Birinci sıranın sonunda 12 tane sık iğnemiz oldu. Buraya işaret ipimizi yerleştiriyoruz. İkinci sırayla devam edeceğiz. İkinci sıranın başlangıcında hemen bir tane artırma yapıyoruz. Devamında 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3. 3 sık iğneden sonra sırasıyla 3 tane artırma yapıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane artırmamızı yaptık. Gene sırasıyla 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3. 3 sık iğneden sonra burada 2 tane sık iğnemiz kaldı. Onları da artırarak örüyoruz. Yani 2 tane peş peşe artırma yapıyoruz. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci sıranın sonuna geldiğimizde 18 tane sık iğnemiz oldu. İşaret ipimizi bu tarafa alıyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Şimdi 3. sıradayız arkadaşlar. 3. sıradan sonra 5 sıra boyunca herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. 7. sıraya kadar, 7. sırada dahil 18 tane sık iğnemizi örüyoruz. 5 sıra. Her bir sık iğneye bir tane yapıyoruz. Evet, 7. sıraya kadar ördük şu şekilde. Şimdi ökçe kısmını yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burayı dikkatle takip edelim inşallah. Biraz uzun bir video olacak bu. Şu anda 8. sırayı örüyoruz.
Yani 8. sıramız biraz uzun bir sıra olacak. Onu belirtmek istedim. 8. sıranın başlangıcında 10 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğnemizi ördük. Bir tane zincir çekip dönüyoruz arkadaşlar. Döndüm, şöyle iç kısmından öreceğim. Şuradaki sık iğneyi atlıyorum. İkinci sık iğneden itibaren 9 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi gene bir zincir çekip dönüyorum ve gene bir tane atlıyorum. İkinciden itibaren 8 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir zincir çekiyorum, gene dönüyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciden devam ediyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3. 3 tane sık iğnemi ördüm. Burada bir tane artırma yapıyorum. Geriye 3 tane sık iğnem kaldı. Onları da örüyorum. 1 2 3. Burada gene toplamda 8 sık iğnemiz olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi gene zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciden devam ediyorum. 7 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. 7 tane sık iğnemizi ördük. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Gene bir tane atlıyorum. İkinciden devam ediyorum. 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Gene bir zincir çekip dönüyorum. Atlamıyorum şimdi. Pardon, bir tane atlıyorum arkadaşlar. Burada 6 tane sık iğnemiz vardı. Bir tanesini atlıyorum. İkinciden itibaren 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3. 3 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi buradaki işaret ipimi çıkarıp buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. İşaret ipimizi buraya yerleştirdik. Fakat 8. sırayı henüz tamamlamadık. Şimdi 8. sırayı örmeye devam ediyoruz. İşaret ipimizi yerleştirdikten sonra 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2. Daha sonrasında arkadaşlar şu kısma kadar bakın. Şu kısma kadar 5 tane sık iğne ile aşağıya iniyoruz. Şöyle her bir sıraya denk gelecek şekilde 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne ile aşağıya indim. Şurada 8 tane sık iğnemiz kalmıştı arkadaşlar. 18 taneydi toplamda. 10 tanesini arka taraftan ördük. Burada 8 tane sık iğnemiz kalmıştı. Şimdi burada ilmek kaydırma yapacağız. 8 tane. Bu burun kısmını bakın. Şu kısmı ilmek kaydırma yaparak örmeye devam ediyoruz. Şurası zaten örülmüş. Bakın buraya batılmış. Bir önceki yerde. Şuradan devam ediyoruz. 1 2 ilmek kaydırmaları çok fazla sıkmayalım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet. 8 tane ilmek kaydırma yaptık. Şimdi gene 5 tane sık iğne ile yukarıya çıkıyoruz. Şöyle şuradan başlıyoruz. 1 2 3 4. Bakın şuraya yapmayacağım. Burada delik oluşuyor. Şuradan bir katla alıp buraya yapacağım.
5. 5 taneyle de yukarıya çıktık. Burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Onların tepesine de örüyoruz. 3 tane. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar, 8. sırayı bu şekilde tamamladık. Burada 23 tane sayımız oldu ilmek kaydırmalarla birlikte. Şimdi 9. sırayı öreceğiz. Şimdi 9. sırayı örüyoruz. 9. sıranın başlangıcında 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane azaltıyorum. Bir tane azalttıktan sonra bir sık iğne örüp ikinciyi azaltıyorum. Şöyle. Devamında 6 tane sık iğne örüyorum. Fakat şöyle ön loblardan alacağım arkadaşlar. Burayı ilmek kaydırma yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ördükten sonra hemen bir tane daha azaltma yapıyorum. Bir sık iğne örüp bir tane daha azaltıyorum. Geride 4 tane sık iğnem kaldı işaret ipine kadar. Onları da örüyorum. 2, 3 ve 4. Evet, 9. sırayı da bu şekilde tamamladık. 19 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 10. sırayla devam ediyoruz. 10. sıranın başlangıcında 2 tane sık iğne örüyorum. 1, 2. 2 sık iğneden sonra bir tane azaltıyorum. Daha sonra 9 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğne ördüm. Hemen bir tane daha azaltıyorum. Devamında 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane daha azaltıyorum. Evet. 10. sırayı da bu şekilde tamamladık. 10. sıranın sonunda 16 tane sık iğnemiz kaldı. 11. sırayı öreceğiz. Bakın şu şekilde ayak oluştu arkadaşlar. 11, 12 ve 13. sıraları toplam 3 sıra 16 tane sık iğnemizi artırma ya da eksiltme yapmadan örüyoruz. 13. sıraya kadar ördük. Şimdi 14. sırayı öreceğiz. 14. sırada artırma yapacağız. Şöyle bir tane ilk başta hemen artırma yapıyorum. 15 tane sık iğnem kaldı. Onları da örüyorum sırasıyla. Sıra sonuna geldiğimizde 17 tane sık iğnemiz olacak. İçini de doldurdum arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Şöyle. Dördüncü sıramızı tamamladık. Şimdi 15. sıraya yürüyeceğiz. 15. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Bir sıra 17 tane sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi 16. sırayla devam ediyoruz. 16. sırada gene artıracağız. İlk başlangıçta bir tane sık iğne örüyoruz. Hemen peşinden bir tane artırma yapıyoruz. Geride 15 tane sık iğnemiz kaldı. Onu da başlangıç noktasına kadar öreceğiz. 16. sıranın sonuna geldiğimizde 18 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 17. sıraya geldik. 17. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. 18 tane sık iğnemizi bir sıra örüyoruz. Şimdi 18. sırayla devam ediyoruz. 18. sıranın başlangıcında 2 tane sık iğne örüyoruz ve bir tane artırıyoruz. 2 sık iğneden sonra devamında 15 tane sık iğnemiz kaldı. Onu da işaret ipine kadar öreceğiz. 18. sıranın sonunda 19 tane sık iğnemiz olacak. 18. sıramızı tamamladık. Şimdi 19. sıraya geçtik. 19. sırada 19 tane sık iğnemizi bir sıra örüyoruz. 19. sıramızı tamamladık. Şimdi 20. sırayla devam ediyoruz ve gene artırma yapacağız. 20. sırada 3 tane örüp bir tane artıracağız. 2, 3 tane ördüm, bir tane artırıyorum.
Ve geride 15 tane sık iğnem kaldı. Onu da örüyorum. 20. sıranın sonunda 20 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 20. sırayı tamamladık. Şimdi 3 sıra boyunca 21, 22 ve 23. sıraları 20 tane sık iğne olarak öreceğiz. Herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. 23. sıraya kadar bu şekilde ördük arkadaşlar. Şimdi 24. sırayı yapacağız. 24. sırada diz kapağını yapacağız aynı zamanda. İlk başlangıcında 2 tane sık iğne örüyoruz. 24. sıranın başlangıcında. Daha sonra 3 tane peş peşe azaltma yapıyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane azaltmamızı yaptık. Devamında 4 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi 4 tane peş peşe artırma yapacağız. 1 şöyle 2 3 ve 4. 4 tane peş peşe artırma yaptık. Geride 4 tane sık iğnemiz kaldı. Onu da işaret ipine kadar örüyoruz. Ve bu şekilde 24. sıramızı tamamlamış olduk. 24. sıranın sonunda 21 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 25. sırayı öreceğiz. İşaret ipimizi bu tarafa alıyoruz. Şöyle. 25. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. Bir sıra 21 tane sık iğnemizi örüyoruz. 26. sırayla devam ediyoruz. 26. sıranın başlangıcında 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3. 3 tane sık iğneden sonra artırma yapacağız. Fakat aynı yere 3 tane batarak yapıyoruz. 1 2 3. 3 tane battım aynı sık iğnenin içine. Daha sonra 17 tane sık iğnemiz kaldı. Onu da işaret ipine kadar örüyorum. 26. sıranın sonuna geldiğimizde 21 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Pardon, 23 tane sık iğnemiz olmuş olacak. 21 taneydi. 2 tane artırma yapmış olduk aynı sık iğnenin içine. Dolayısıyla 23 taneye çıkmış oldu. 26. sıramızı tamamladık. Şimdi 27. sırayı öreceğiz. 27. sıranın başlangıcında 14 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 tane sık iğnemizi ördük. Daha sonra 2 tane peş peşe azaltma yapacağız. 14 sık iğneden sonra 1 2. Evet, 2 sık iğne 2 tane azaltma yaptık. 5 tane sık iğnemiz kaldı. Onu da işaret ipine kadar örüyoruz. 27. sıranın sonunda 21 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 28. sırayla devam ediyoruz. 28. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. 21 tane sık iğnemizi bir sıra örüyoruz. 28. sırayı da ördük. Şimdi 29. sıraya devam ediyorum. Bu arada da arkadaşlar içini azar azar dolduruyorum böyle. O şekilde örüyorum. 29. sıramızda 5 tane sık iğne örüyoruz başlangıçta. 1 2 3 4 ve 5. 5 sık iğne ördüm. 1 tane artırıyorum. Geride 15 tane sık iğnemiz kaldı. Onu da işaret ipine kadar öreceğim. 29. sıranın sonunda 22 tane sık iğnemiz oluyor. Şimdi 30. sıraya geldik. 30. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. Bir sıra 22 tane sık iğnemizi örüyoruz.
30. sırayı da tamamladık. Şimdi 31. sırayı örüyoruz. 31. sıranın başlangıcında 6 tane sık iğne örüyoruz. 3, 4, 5 ve 6. 6 sık iğneden sonra bir tane artırıyorum. Geride gene 15 tane sık iğnem kaldı. Onu da işaret ipine kadar örüyorum. 31. sıranın sonunda 23 tane sık iğnemiz olmuş oluyor. 31. sırayı tamamladık. Şimdi 32. sırayla devam ediyoruz. 32. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. 23 tane sık iğnemizi örüyoruz. Bir sıra. 32. sıramızı tamamladık. Şimdi 33. sırayı öreceğiz ve gene artırma yapacağız. 33. sıranın başlangıcında 7 tane sık iğne örüyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 sık iğneden sonra gene bir tane artırıyoruz. Geride 15 tane sık iğnemiz kalıyor. Onu da başlangıç noktasına kadar öreceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde 24 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 33. sırayı tamamladık arkadaşlar. Burada renk geçişi yapacağız. Beyaz renk öreceğiz. Şöyle şu renge geçeceğiz. Geçiş yaparken son sık iğneyi geçiş yapacağımız iple yapıyoruz. Şöyle geçtim. Bu her iki ipi de arka tarafa alıyorum. Daha sonra bağlayacağım. Şimdi arkadaşlar 4 sıra boyunca herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. 24 tane sık iğnemizi 37. sıraya kadar öreceğiz. Şu anda 34. sırayı örüyoruz. Şurada ipleri kesip bağlayalım. Daha sonra devam edeceğiz. Bunları içeriye alacağız. Artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Tekrar ediyorum. 4 sıra örüyoruz. Evet arkadaşlar, 37. sıraya kadar ördük. Şimdi 2 tane daha sık iğne örüyoruz. 38. sıradan ve bırakıyoruz. Şöyle arkadaşlar, ilk bacağı ben şöyle ördüm. 2 sık iğne de fazla ördüm. 38. sıradan 2 sık iğne ördüm. Kestim. Bu ikinci bacak olduğu için, birbirine ekleyeceğim için ben kesmeden bırakacağım. İlk bacağı ördüğünüz için siz bunu kesin. Daha sonra ikinci bacakla devam edin. Evet. Bacağımız burada bitti arkadaşlar. Daha sonra içini de biraz dolduracağım. İkinci partta bunları ekleyeceğiz. Ondan öncesinde, partımızı tamamlamadan önce elbette kolunu da öreceğiz arkadaşlar. Evet, bunu bir kenara alacağım. Kollarını örmeye devam edeceğiz. Evet. Kolunu sihirli halkayla başlayacağız. Şöyle. Bir tane zincirle sabitliyorum ve 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sihirli halkamı kapatıyorum. İşaret ipini yerleştiriyorum. Şimdi ikinci sırayla devam ediyoruz. İkinci sırada her bir sık iğneye artırma yapıyoruz. Yani ikinci sırada 6 tane artırma yapacağız. 12 tane sık iğneye ulaşacağız dolayısıyla. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sırayı öreceğiz. Üçüncü sırada gene artırmalar yapacağız. 2 tane artırıyoruz. 5 tane örüp 1 tane artıracağız ve 2 defa tekrar edeceğiz bunu. Bir tane daha örüyorum ve bir artırıyorum. Gene 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ördüm, bir tane artırıyorum. 3. sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. 3. sıranın sonunda 14 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi 4. sırayı öreceğiz. Şöyle 4, 5, 6 ve 7. sıraları, toplam 4 sıra herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 14 tane sık iğnemizi 4 sıra halinde örüyoruz. Evet, 7. sıraya kadar bu şekilde ördük. Şimdi 8. sırayı öreceğiz. 8. sırada azaltmalar yapacağız.
6 tane peş peşe azaltma yapıyoruz. Hiç aralıksız. 8. sıranın başlangıcında 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane peş peşe azaltma yaptık. Geride 2 tane sık iğnemiz kaldı. Onları da normal örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geldiğimizde 8 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 9. sırayla devam ediyoruz. 9. sırada artırmalar yapacağız. Şöyle 3 sık iğne örüp 1 artırıyoruz ve bunu 2 defa tekrar edeceğiz. 2 3 8 tane olan sık iğne sayımız 9. sıranın sonunda 10 tane olmuş olacak. 1 2 3 tane ördüm. 1 tane artırıyorum. Evet. Şimdi 10. sıraya geldik. 10 ve 16. sıraları toplamda 7 sıra herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 10 tane sık iğnemizi 7 sıra halinde örüyoruz. Evet arkadaşlar, 16. sıraya kadar ördük. 16. sırada dahil. Şimdi 17. sırayı öreceğiz. 17. sırada artırma yapacağız. Şöyle bir sık iğne örüp bir tane artırıyoruz. Geride 8 tane sık iğnemiz kaldı. Onu da öreceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde 17. sıranın sonunda 11 tane sık iğnemiz olacak. 17. sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi arkadaşlar 18 ve 27. sıraları toplam 9 sıra 11 tane sık iğnemizi örüyoruz. Herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Tekrar ediyorum. 11 tane sık iğnemizi 9 sıra halinde örüyoruz. İçine çok az miktarda elyaf koyacağım arkadaşlar. Şu özellikle şu el kısmına, şuralara çok fazla doldurmayacağım. Evet arkadaşlar, kollarını da tamamladık bu şekilde. 27. sıraya kadar ördüm ve ipimi kestim. Bacaklarını da tamamladık. Kollar ve bacaklar tamamlandı. Bundan sonraki videoda gövdesini yapacağız. Kollarını da birleştireceğiz. Evet, birinci partın burada sonuna geldik. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.